arkadaşlar, merhaba. Bugün İş Budur serimizin ilk bölümü. Hashtag İş Budur. Yani güzel meslekleri deneyeceğiz bugün. Belki bir gün kebapçı oluruz, bir gün bakkal oluruz, her şey olabiliriz. Bugün sizinle birlikte dondurmacı olduk. Bugün bize Cilat Bey yardım etti bu konuda. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Antalya merkezdeler, gelip yersiniz. Her neyse, başlayalım. Hazır mısın? Bundan hazır. Sonra ben senin patronum ve ne dersem onu yapacaksın. Bana dondurma yap. Canım çekti biraz. Burada bir sürü dondurmalarımız var. Her türden, her çeşitten dondurmamız var. Bunlardan servis yapacağız. Bugün artık dondurmacıyız. Küçükken benim hayalim vardı. Dondurmacıda çalışmak isterdim. En büyük hayalim de dondurma makinesine ağzımı dayamaktı. Onu bugün yapacağım inşallah. Ama kimse daha... Ne yapıyorsun? Domates. Ya domatesi nereden buldun sen burada? Sandviçteki domatesi alıp yemiş ya. Niye? Canım çekti. Bunu satacağız. Satacağız bunu. Yemeyeyim. Bir de bu videoda ne kadar çok dondurma satarsam bütün gelirleri Lüsem'in vakfına başlayacağız. Değil mi? Çok güzel. O yüzden gelin, gelin dondurmaya gelin. Ya yeme artık, yeme. Yeme, burası temiz bir yer. Tamam. Al bunu yesin. Senin maaşından keseceğim o şeyi. Burada da diğer dondurmalarımız var işte. Çeşit çeşit bayağı bir şey var. Burada o yüzden kafamız karışabilir. Burada boncuklar, boncuk değil şey, pasta süsü, küçük waffle'lar, jelibonlar, fındık, bir de şey, çikolata taşı. Ben çikolata taşı severim. Bugün biz yiyeceğiz hepsini. Dükkan sahibi kızacak ama yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi bekleyeceğiz, müşteri bekleyeceğiz. Evet. Müşteri geldi. Evet, ne istersiniz? Ben dondurma istiyorum. Evet, dondurmacı zaten. Karamelli dondurma istiyorum. Karamelli dondurma istiyormuş. Karamelli hangisi? Karamelli dondurma, evet, tamam. Ondan istiyorum. Bir top istiyorum. Bir top istiyorsunuz. Evet. Külahı nasıl istersiniz? Burada garip garip külahlar var. En garibinden olsun. Benim bana bıraktı, dur. O zaman iki taneyi birleştirelim. Karamelli dondurma. İlk satışımı yapıyorum, tamam. Heyecanlıyım. Pek becerikli olmayabilirim bu işte ama... Biraz daha, biraz daha. Bu ne kadar? Ne kadar bunlar? Ne kadar istemiştiniz? Ya bir top istedi de ne kadar? Daha fiyat konuşmadık biz, başladık da videoya. Size 10 lira. 5 de anlaşalım. Dondurmanın 5 lirası mı? 2 tane külah koydum. Külah zaten 3 lira. Tamam, 8 olsun. 10 lira. Hayırlı bir iş için. Teşekkürler. Attı, ilk satışını yaptım. Sarıl, sarıl. Sarıl, sarıl. Tamam, para. 10 lira. 20 lira verdi, 10 lira bozuk yok. Evet, burada bir de kumbaramız var. İlk paramızı atıyoruz. Atamadık. 20 lira. 10 lirayı 20 liraya çevirdik. Güzel. Eldivenleri tak. Çok insan geldi bak. Al 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 al. Evet, ne istiyordun? Çikolatalı. Çikolatalı, bir de vanilyalı mı? Tamam, sana çikolatalı bir külah veriyorum. Vanilyalı dondurma. Bu vanilyalı mı? Bu muzlu herhalde. Vanilyalı dondurma. Pek atamıyorum da. Bir de çikolatalı. Al bakalım hanımefendi, sana bedava. Sen siparişi al, ben arkada dondurma çıkmış, ona bakacağım. Bu arada arkada dondurma makinesi var, sürekli dondurma üretiyor. Gelin size mutfağımızı göstereyim. Dondurma makinamızdan dondurma çıkıyor. Bayağı çıkıyor. Maşallah, biraz attı düştü. Bunu böyle yayacağız. Dondurmalar. İşte arkadaşlar, dondurma makinesi böyle yapılıyor. Dondurma böyle çıkıyor makineden. Çok çıktı ama. İn aşağı, in dondurma. Biraz şekilli atmamız lazımdı ki güzel olsun ama çok şekil veremedim dondurmaya. Önemli değil. Tiriyorum, gördün mü? Yere biraz düştü ama yapacak bir şey yok. Göz hakkı. Gel bakalım. Çok çıktın, yeter. Yeter, çıkma. Bu dondurmaya kendi imzamı atacağım. Kendi imzamı atıyorum. Bak, dondurma. Nasıl ama? Dondurma çıktı komple. Bu da göz hakkıdır. Küçük ucundan kalanı aldım. Güzel olmuş, güzel. Ben kaliteli mal satarım. Çilekli dondurmamız böyle. Birazdan nasıl yapıldığını da göstereceğim. Hijyen önemli tabii. Yaladım, yıkamam lazım. Evet. Yeni dondurmamız hazır. En çok satılan dondurmamız bu olacak eminim. Ne yapıyorsun? Ne oldu? Yine niye yiyorsun? Canım çekti. Ya onları satacağız. Bak, dondurma yaptım. Bak, E yazıyor üstünde. Nasıl? Bence diğerlerinin hepsinden daha güzel. Senin maaşından keseceğim hepsini. Hayır. Evet, en çok bu güzel, bundan satacağız. Bak, koydum buraya. Tamam, dondurmaları satacaksın, tamam mı? Ben arkaya gidiyorum. Yeni dondurmalar yapacağım. Sen de o sırada satışa bakıyorsun. Yemeyeyim mi? Yemeyeceksin bak. Bunları yedin zaten, gitti. Mikrobunu bulaştırma buraya. Dokunma, ellerine eldiven tak. Eldiven var, eldiven. Şimdi burası mutfağımız. Mutfağı daha önce göstermemiştim. Kısaca mutfağımızı tanıtıyorum. Hızlı mutfak tanıtımı. Burada dondurma makinemiz var. Üste bütün dondurmalar için kullanılan malzemeler var. Mesela burada ne varmış? Mesela burada, ooo şuna bak, burada Oreo'lar varmış. Mesela Oreo dondurması yaparken gerçek Oreo falan kullanıyorlar, helal olsun ya. Şuna bak, nasıl dondurma yapıyor ya. 10 lira verdi. Bak, nasıl koyuyor ya. Bu nasıl bir çalışma stili ya, böyle bir çalışma olamaz ya. Her neyse, Oreo'muzu kapatalım. Evet, bunun gibi bir sürü dondurma malzemesi var. Yukarıda istediğimizi yapabiliyoruz. Burada mutfağımızda ağırlık şeyimiz var. Ağırlık ölçüyor burada. Bakın, bak kaç kilo basıyorum bak.
Bak 200 kilo basıyorum tek kolumla, gördünüz mü? Her neyse. Burada karıştırma şeylerimiz var. Burada dondurma yapmak için blenderımız var ama bu endüstriyel blender. Yani parçalar. Yaklaşmayın. Burada dolabımız var. Burada diğer dondurmalar duruyor. Eski dondurmalar. Onlar kötü. Tarihi geçmiş. Şaka şaka güzeller. Burada kase var. Ne işe yarıyor? Kase işte. Bir de klimamız var. Sürekli soğuk tutmamız lazım burayı. Çünkü dondurma dükkanı. Biliyorsunuz zaten. Her neyse hadi dondurma yapalım. Bir de küçük bir peçetemiz var. Şu anda ben çilekli dondurma yapmayı seviyorum. O yüzden buraya bir sürü çilek hazırladım. Bu hazırlaması uzun sürüyor. Saplarını falan tek tek kopardım bunları. Ha onu atmayayım, doğru gezdim. Pardon, ister misin? Hadi ye hadi. Sen de ye. Afiyet olsun. Tamam. Olayımızı gösteriyorum. Burada deterjan var. Şaka şaka, dondurma malzemesi. Evet, çileğimizi, şekerimiz var burada. Baya şekerli yalnız. Evet, şeker. Şimdi bu karışımımızın içine çileğimizi koyuyoruz. Çileğimizin sosuyla birlikte. Bir de şekerimizi koyuyoruz. Evet, şimdi bunları manyak blenderımızla karıştırmamız lazım. Burada da blenderımız var. Hadi bakalım. Blenderı bunlara basarak çalıştırıyoruz. Heh, şu an çalıştı blenderımız. Bakın ne kadar da tehlikeli. Yaklaşmayın. Keser. Hızını arttırıyorum. Hızını arttırıyorum. Hızı arttı şu anda. İşte çilek böyle yapılır. İşte böyle dondurma böyle yapılır bebeğim. İşte böyle. Bak dondurma yiyor, dondurma yiyor hala. Deme, yeme ya, yeme ya. Dükkanı batırdın ya. Dondurma satamadan dondurma yiyorsun. Bu nedir ya? Boşuna çalışıyorum arkadaşlar. Ben yapıyorum burada. Ama kadir kıymet bilmiyor arkadaşlar yani. Ha, yabancılar geldi. Bakalım yabancılarla anlaşabilecek mi? Çok merak ediyorum. Amcama odaklanın. Bak yabancılar dondurma anlatıyor. Evet, Çinliler dondurma anlatıyorlar. Asyalılar daha doğrusu. Tamam, bu da oldu. Kırmızıya basıp kapatıyoruz üstünden. Evet, dondurmamız, sıvımız hazır. Amcam da Çinlilere dondurma satıyor. Tamam, dondurma sıvımız burada hazırlandı. Dondurmamız. Bunu makinamıza boşaltmamız lazım. Makinamızın şuralarının kapalı olduğuna dikkat ediyoruz ki dökülmesin. Burayı açıyoruz ve makinamızın içine dondurmamızı boşaltıyoruz. Böyle dökülmeden guli 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 guli. Abo, ne güzel boşalıyor bak, kocaman dondurma. Çilekli. Şüllaktan mı vereyim bunu? Obo, yedi. Aferin oğluma, aferin. Şimdi makinamızı çalıştıracağım. Bayağı gürültülü. İlk önce OK'ye basıyoruz, buna basıyoruz. Heh, buradan gelato hard'ı seçiyoruz. Hard demek böyle hard, yani zor dondurma. Çünkü biz zor dondurma öğretiriz. Sonra buradan OK'ye basıp başlatıyoruz ve çalışmaya başladı şu anda. Burada bir ibre var, küçük küçük noktalar görüyorsunuz. Bu fullendiği zaman dondurmamız çıkmış demektir. Zaten aynı dondurmadan biraz önce gidip oraya koymuştum, aynı dondurma çıkacak. Ama bu sefer ağzımı dondurma makinesine dayayacağım. Hep hayallerimdeki şey. Tamam. Bakalım amcam ne yapmış. Usta koş, ustam koş. Ne yapıyorsun? Merhaba, hoş geldiniz. Zundan mı? Endesiz. Bunlardan istiyormuş. Which one? Niha. Buyurun, buyurun. Bu, this one. İngilizce. Boş ver. Her neyse, bundan. Yes, tamam. Tam paraları buraya katıyorum. Şimdi biz dondurmacı, iyi bir dondurmacı değiliz. Biz video çekiyoruz hanımefendi. Muhtemelen bizi anlamıyorsunuz. I am a YouTuber. Çok süremiyorum ama dondurmayı bundan et. Esnaf or much. Bu kadar. Okey, 50 lira veriyor. Genel olarak Türkiye'de şey vardır, yabancıdan daha fazla para alma vardır ama ben o kadar istemiyorum. 50 lira yeterli. Tamam, 50 lira yeterli, yapacak bir şey yok. Üstü diye bir şey yok bizde. Teşekkürler. Thank you. Şaka yaptım, 50 lira alamayız tabii ki, üstünü verdim paranın. Bundan da mı istiyorsun? Bundan alın, bundan, bu daha güzel. Bak bu daha güzel, bunu ben yaptım. Tamam sen hazırla, siz bundan mı? Bu. Tamam, bundan istiyorlar. Adamlar Asya'dan gelmiş ve dondurmacı olarak benle karşılaşıyorlar. Gidecek, Çin'e gidecek. Diyecek ki salak bir dondurmacı vardı diyecek. Lütfen öyle söyleme. I think it's okay. Şurayı yapıştıralım biraz. Bence okay yani, yapacak bir şey yok. 10 lira. Thank you. Don't worry, it's okay. Yiyor, bak beğendi, bak yendi, yiyor. Baksana. Good. Güzel mi? Güzel. Dükkanın bahtı bereketi açıldı bak. Çok kişi geldi. Yavaş gelin. 10 lira. Hayır pardon, Türkmüş 10 lira. Herkes dondurma istiyor ama bizim diğer bölgelerden de satmamız lazım. Yani mesela burada donatlar falan filan var. Donat satalım birazcık. Kim donat ister? Donat. Ha merhaba, bakın hemen satın. Hangi donat? Donat daha kolay, 2 saat dondurma koymakla uğraşmıyorum. Direkt al ver yani. Donatlarımız kaç liraydı? Dur, kaç lira olduğunu hatırlamıyorum, sıkıntı var. 5 lira size 10 lira. 20 lira o da olur. LÖSEV'e başlıyorum, helal ediyor musun? Helal olsun. Amca ne yapıyorsun? Toplamışsın bütün kalabalığı, bir şey yapamıyorsun ya. Satış yapıyorum, satış. Hızlı ol. Ne kadar koydun? Onun gramajı zaten 18 lira. Çok koydun, çok. Ha, iyi. Çok koydun. Ya, çok para verdiler. Ne kadar verdin? Tamam, verdim. Ne? Bu, o bundan. This one. Okay. I will give for you.
Ne dedim ben İngilizce? Bir dakika. Nisman. Bu pahalı ama size ucuza veriyorum. Çünkü siz Asyalardan geldiniz. It's expensive but I will give free. Hadi biraz daha hadi. Al bakalım. Ha bundan da mı? O zaman 5 lira more. 5 lira more ne ya? Bu özel bir şey. Special. Al bakalım al hadi 5 lira vermene gerek yok. Al. Bak gördün mü bak. Dilini uzattı canı çekti. Merhaba. Nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nerelerden geldin? Isparta'dan. Isparta'dan mı geldin? Bak burada kamera var. Ne söylemek istersin? Teşekkür ederim. Evet, ne istiyorsun bakalım? Ben yemem. Yemez misin? Olsun olsun ya. Teşekkür ederiz. Ya çok tatlısın ya. Sonra hazırlayacağım ben sana söz büyüyünce. Küçükler dondurmayı yemez, hasta olursun. Tamam, satışlarımız çok iyi. Ha evet evet, yarısını götürüyorsun zaten bak. Kimse bundan almadı, bir baktım bitmiş. Bir saniye özel konumuza buraya alıyoruz. Gel bakalım. Gel bakalım, hoş geldin. Beni seviyor musun? Teşekkürler, ben de seni çok seviyorum. Gel fotoğraf çekelim. Kendine çok dikkat et. Buradan sonra yanına geleceğim. Evet. Dondurma 1 lira, 1 lira, 1 lira. Dondurma 1 lira. 1 lira nereden çıktı? 10 lira ya. Arkada yaptığım dondurma hazır olmuş. Sen dükkana bak. Tamam ustam, tamam. Sen rahat ol. Evet, dondurma hazır çıkıyor. Dondurma güzel dondurma. Şöyle birazcık alayım ya. Canım çekti. En büyük hayalim buydu ya. Bunu kendim için yaptım. Eve götüreceğim. Ne var? Ne bakıyorsun? Hiçbir dondurma makinesine ağzını sokan insan görmedim. Bunu kimse yemeyecek. Bu bana özel, eve götüreceğim. Şimdi bu dondurmayı kendime özel yaptığım için süslemem de lazım yani. Dükkanın önüne koyduğumuz gibi olmaz. Bunu süslemeliyim. Yeni dondurma getirdim. Teşekkürler. Diyorlar ki bunun tadına bakabilir miyiz? Hayatta bakmak istemezsiniz. Şimdi ben bunu süsleyeceğim. Bak ustam, ben bayağı iyi satış yapıyorum ustam. Ya hiç kimseye satmıyor mu kadar insan? Hayır ya, bak bir sürü paramız oldu bak. Aa, bir sürü satmışız ha, güzel. Tamam, sen satışa devam et. Tamam ustam, hiç canını sıkma. Ben dondurmamı süsleyeceğim burada. Çilek atalım birazcık. Dondurma süslemek bir sanattır arkadaşlar. Burada bir şeyler var, olsun, bunları da sıkalım. Çok güzel oldu yani. Satmayı çok isterdim ama siz biliyorsunuz neden olmayacağını. O yüzden söylemeyelim şimdi. Yoksa dükkanın imajı kirlenir. Tamam, bunu özel olarak arkaya koyacağım. Giderken al götürürüm bunu. Dondurmalarımızı burada bekletiyoruz. Dondurucumuz. Öyle minik konumuz içinde çok az koyuyorum ama canın mı çekti? Canın çekmiş ya. Bu kadar yeter mi? Çok koymayalım, hasta olma. Pek beceremiyorum, kusura bakma ya. Al bakalım. Ama yavaş yiyeceksin. Tamam mı? Vallahi zor iş ya. Yoruldum ya. Bu ne? Burada ne geziyor bu? Bunu kim attı buraya? Oreo'nun paketi var. Ama süs o süs. Süs bu süs. Oreo'lu olduğunu ama belli orada etmek için oraya paketi konulmuş buraya. Hiç anlamıyorsun. Tamam, sen dükkana evet, bak. Evet, satış yapalım. Ben biraz karnım acık. Ya dondurma dükkanıyız diye bunları hiç kimse almıyor. Ne güzel şeyler, şuna bak. İnsanın da canı çekiyor burada çalışınca. Ye bugün ye. Yiyeyim mi? Ye. Yiyeyim mi? Ye. Bugün bizden. Güzel. 10 saniye için. Dondurmaların hepsi 50 kuruş. 10 saniye. 9. 50 kuruş. Ya 50 kuruşla dondurmaya daha ne istiyorsunuz ya? 50 kuruş bir dondurma. 10 kuruşla bir dondurma. Bu olmadığı zaman bunu ben doldurdum. 10 kuruşla bir dondurma ya. 50 kuruşa bile satamıyor. Hadi niye kimse almıyor benden? Sen git, ben bir sürü satıyorum. Hadi sat hadi. Bana kimse gelmedi bakalım. Diyor ki bir sürü toplayacağım. Hadi tamam. Sat. Evet buyurun, dondurma 1 lira. 1 lira yaptık bak, 1 lira. Acaba hepsi mi yabancı yani? Anlamıyorum. Bak satış yaptım. Hangisinden ustam? Ama olmaz ki böyle. Olmaz ki ya. Ben, hayır. Ben satarken niye gelmedin? Ver. Hayır, benden istedi ya. Hayır ya, bana ne? Bir saattir satıyorsun. Bak her şeyde hile yapıyor. Bunda da hile yaptı. Müşteri bana geldi. Koyamadım. He, koyamadı abi. Al sen de. Böyle olduğu zaman bir küllah daha şey yapacağız. Tamam, ver bana. Tamam. Evet, kendim hazırladım. Al bakalım. 10 lira. 1 lira değil, 1 lira 30 saniye önceydi. Lise vakfına gidecek bu. Lise'ye. 1 lirayı da aldım, helal et. Bir dondurma daha 1 liraya. Kendi hazırladığımdan veriyorum sana. Sanat yapıyorum. Al bakalım, bunu kendim hazırladım. Bu dondurma 1 lira, gerisi 10 lira. Bu 1 lira. Bundan isterseniz bu 1 lira. Bunu ben yaptım çünkü, bu 1 lira. Kötü olduğu için 1 lira diyor ha, yoksa... Hayır, kötü değil ya, güzel. Hayır bak bayım, hiç güzel değil. Güzel, ben yerim bak. Çok güzel. Ben de bakayım. Yaka yaptım. Ama dondurma dükkanındayız. Dem çıktı, bir kişi dondurma almıyor. Böyle dondurma dükkanı mı olur? Bak şimdi taktiğe bak. Dondurma alan herkese fotoğraf, almayana yok. Almayana yok.
3 tane alacağım dedi. Evet. Tamam sen hazırla, sen bu tarafa al, ben bu tarafa alayım. Yayılalım. Evet. 2 tane 5 liraya dondurma mı olur, 10 lira? Veresiye dükkanı gibi, ne 5 lira veriyor, ne koyarsan koy diyor. Sana külah koymayacağım, sana waffle üstüne koyacağım. 5 liraya külah yok, al bakalım. Külah 5 lira, dondurma 5 lira. Külah özel. Eyvallah, 10 lira. Ne yaptın, para vermiyor, ortada bırakıyor. Para bozuyorum. Afiyet olsun. Enes Batur, abone ol. Ha tamam o zaman. Tamam o zaman. Aboneymiş. Sen verme, al bakalım. Ama olmaz böyle. Kader arkadaşları için veriyormuş ya. Sen çok tatlısın ha. Teşekkürler. Bitti. Bu kadar. Gücüm bu kadar. Bir de burası dondurmacı olması yanında bir de waffle falan da yapıyor. Bir sürü şey yapıyor ama waffle yapımını da göstereyim size. Evet, waffle almak isteyenler böyle gelsin. Bir tane yok mu waffle alan? Tamam, bu kadar insan bekliyor. Fotoğraf çekineyim, sonra waffle yapacağım. Evet. Hepsi hayal, hepsi gerçek. Amca ne diyor? Aa, hediye getirmiş, bak bakalım. Bu nedir? Gitar çalan bir adam. Çok teşekkür ederim. Bunları takma yolu varmış. Ben uğraşıyorum bir saattir. Şöyle yapılıyormuş. İlk önce böyle geçiriyormuşsun. Sonra da böyle yapıyormuşsun. Aa, ne kadar güzelmiş ya. Şu an her 5 dakikamı kurtardın hayatımda ya. Çok sağ ol ya. Teşekkürler. Tamam, şimdi waffle için özel karışımımız var. Bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. Bir şeyler var. Bak böyle. Bunu ilk önce karıştırıyoruz. İyice karıştırıyoruz ki birazcık içindeki tortular gitsin. Sıvılaşsın daha çok. Merhaba, hoş geldiniz. Ustam bu ne ustam? Ya ne yapıyorsun ya, waffle şeyi bu. Niye kafanı sokuyorsun? Hayır bakayım ne diye baktım. Hoş geldiniz. Size bir waffle. Bunu böyle çıkarıyoruz. Al bunu. Ya sen nasıl bir ustasın ya? Ya bırak, dur ya, etrafa döktün ya. Her yere döktün. Ayağıma ya. Bak ne yaptın. Al. Hadi dokturma. Tamam, bunu buraya döküyoruz. Eşit şekilde dökmeye çalışmamız lazım. Eşit şekilde dökersek güzel olur. Biraz daha şöyle boşlukları dolduruyoruz ve şu an her yeri doldu. Önce kapatıyoruz. Ay, sonra da ters çeviriyoruz. Biraz zorlandım. Yanıyor. Bacım ev şeyler oluyor. Patlamasın, kimse bir şey yapmıyor. Böyle normal mi bu? Bunun köşelerinde böyle şeyler kalıyor. Bunları da temizliyoruz böyle bıçakla. Biraz fazla koymuşum. 5 dakika içerisinde oluyor. Bunun buralarını temizledim. 5 dakika sonra waffle'ımız servis edilmeye hazır. 5 dakika beklemen lazım. 5 dakikada da ne yapalım? Gezelim, dükkanı gezelim. Ay, dondurmacı olmak zor iş vallahi ya. Dondurmacılık cidden zor böyle. Kaliteli yapanla kötü yapan birbirinden çok ayrılıyor. Bu dükkan kaliteli bir dükkan yani, dondurmaların şekillerinden falan filan anlarsınız zaten. Biz dükkanın kalitesini biraz düşürmüş olabiliriz ama genelde çok güzeldir, lezzetlidir tabii. Gel ya. Müşterilere bakıyorum. Dükkanın bereketi kaçtı senin yüzünden. Her gün full çeken dükkanda kimse kalmadı. Bak kamerada da çıkacak. Görürsün arkadaşlar. Bu içeri, ustam içeri girdiğin zaman burada bir yoğunluk oluyor. Öbür ben görmüyorum. Bir tane kötü mötü kendi bir dondurma yaptı, onu da kimse almadı. Almış bak. Ben yedim onu ben. Bak benim yaptığım dondurmada almışlar, burası gitmiş böyle. Sen yedin, şimdi. Ne diyorsun? Şey, hapis kaldıracakmışım. Olunca bir daha söylersin. Ne yaptın? Yaklaş diyorum sarıya ya. Adam her yerde aynı olabilir mi ya? Git malzeme. Köşede bekle, git, ben patronum, git köşede bekle. Git mutfağa git. Dondurma yiyeceğim. Hayır git. Git içeri gir. Bırak öyle bir sıfır. Hayır gir içeri. Burada kalacaksın. Oraya sil. Waffle'ımız hazır şu anda. İlk önce böyle tekrar çeviriyoruz. Böyle oluyor. Bunu böyle kaldırıyoruz. Evet. Biraz yamuk. Yakından alabilirsin. Ney bu? Waffle. Sen hayatında waffle mı gördün? Görmediğim için ne diyorum işte bu. Waffle. Güzel olmuş. Bunu böyle yandan sokuyoruz şöyle ve çıkarıyoruz. Biraz çıktı. Buraya koyuyoruz waffle'ımızı. Şunu da alalım. Evet, neli waffle istiyorsunuz? Muzlu. Muz yok. Neyse hadi yapalım. Muzlu ve Nutella'lı waffle istiyormuş. Hemen yapıyorum. Bunun yarısı oldu, yarısı olmadı ya. Bence bu ikisinin olmayan yerlerini keselim. Çikolatayla buna kaynak yapıyorum. İki tane parçayı birleştiriyorum yapmadığım. Çünkü kırıldı ya onlar. Birleştiriyorum o parçaları. Kaynak yaptım. Biraz fazla çikolata koymuşum gibi duruyor. Yarısı boşaldı Nutella'nın. Küllüğü zarar var ya. Kavanozu boşaltmış hale diyor ki biraz katlanıyor. Ya biz burada müşteri memnuniyetine önem veriyoruz. Müşteri de bunu yerse ölür zaten. Ölür de adamı zarar verdiriyor. Neyli istemiştiniz? Muz.
Muzlu. Şimdi muzlu istiyorlarmış. Bir tane muz alalım. Şurada keselim. Evet, muzdan başka bir şey. Başka bir şey var mı? Bir şey yok. Bu kadar mı? Çilek olamaz. Çilek olamaz. Usta orada bir şey. Usta, beni. Usta. Ne yapıyorsun? Şey yok. Biraz da çilek doğrayalım. Şurayı da alır mısın? Bak müşteri yığıldı. Yarım saattir bir tane yapacak. Ya yapıyorum, yapıyorum. He, yapıyorsun. Sen waffle yapmak kolay mı sanıyorsun? Çilek de koydum, yeter değil mi? Evet. Başka bir şey almayın. Şimdi bunu böyle alıyoruz. Kutumuza koyuyoruz. İkiye bölündü ama şöyle birleştirelim tekrar. Hiç sürme valla. Yemin ediyorum var ya, kafana sürerim çikolatayı. Başka elbisem yok. Ya çikolata ne olacak? Hayır, hayır yok. Başka çikolata yok. Sinirlendi bak. Evet, waffle'ınız hazır. Ne yapıyorsun? Hayır, yapma, yapma. Emanet. Allah'tan önlük varmış ha. Koy onu. Evet, buradan waffle'ımız hazır. Hayır, yapma, yapma. Acıdım ha. Evet, waffle'ınız hazır. 50 lira. 50 lira. Öğrenci onlar, öğrenci. Yapacak bir şey yok. Öğrenci mi öğrenci, kabul etmiyorum. Yarım kilo Nutella koydum ben onun için. 20 var. Olur hadi. Olsun, olsun. Hadi Allah bereket versin. Saatime de çikolata gelmiş. Şuna baksana. Nasıl oldu bu? Evet, dondurmacılık günümüzün sonuna geldik. Bayağı bir para topladık. Ne kadar toplamışız sayalım. 220, 230, 240, 250, 260, 280, 290, 300. Oha, tam 300 lira olmuş ha. Ne güzel. Tamam. Bir de 303 lira. Bir de 3 lira var. Bir de kendim koyacağım. Evet, ben de 300 lira koydum. Toplamda 600 lira. Bir günde bir videoda başladık. Bundan sonra bütün iş budur serilerinde yaptığım meslekteki topladığım parayı bağış yapacağım. Ne kadar toplarsam üstüne ben koyacağım o kadar. Dükkanımızın sahibi de burada. Bu hayırlı iş için bize yardım etti. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Evet. Herkesin. Enes Bey'e. Enes Batur'un bu hareketine hepimiz alkışlıyoruz. Ay, Donkay çikolata ulaştı. Teşekkürler, için, teşekkürler. Duyarlı toplum için, herkese, gelenlere teşekkür bütün ederiz. Bütün destekleyenlere teşekkür ediyoruz. Bağışlarımız resim içindi bugün. Enes Bey bizi kırmadı, Murat Bey bizi kırmadı, ekip bizi kırmadı. Çok sağ olun. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kendinize iyi bakın, çok sağ olun. Size teşekkür ederim. Antalya merkezde Gelatte'ye gelebilirsiniz. Çok güzel dondurmaları var gerçekten. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla istemiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Yanına çıkan videoda tıklayarak diğer videolarımıza gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Orada değil, burada. Nerede? Senin kafanın her üstünde. Her gün bir orada bir orada. Hayır, nerede? Senin kafanın üstünde. Şu an burada. Burada da abone ol var. Buraya abone ol. Hayır, bu, hayır, burası burası. Ya her neyse, neredeyse. Şurası ne? Bak, senin kafanda şu anda. Burada mı? Şurada. Tamam. Her neyse, önemli değil zaten.